GCM'ye gidelim. Tuğberk Çiçilci bizi bekliyor. Şu anda da karşımda. Merhaba diyeyim ve ben sözü Tuğberk'e bırakayım. Aslanım, iyi akşamlar. Günlerden petrol. Merakla beklenen toplantının resmi sonucuna Türkiye saatiyle saat 18'de ulaşmayı bekliyoruz. Tabii delegeler tarafında gelen açıklamalara baktığımız zaman da ilk başta 1.4 milyon varilik bir azaltım haberi vardı. Daha sonra son veri akışına, haber akışına baktığımız zaman da 1.2'de bir konsensus oluşmuş durumda. Tabii gün içi gelen haber akışına bağlı olarak gerek Brent petrol gerekse Amerikan ham petrol tipinde %8'e varan ve hatta geçen önemli fiyatlama reaksiyonları gördük. Tabii bu noktada karar açıklansa bile 50 dolar psikolojik seviyesi üzerinde gerek Brent gerekse de WTI petrol kalacak mı kalmayacak mı? Çünkü işin bir sonraki aşamasında küresel piyasalardaki büyüme ve enflasyon dinamikleri devreye girecek. Ki küresel büyümenin de aşağı yönlü ivmelenmesinin devam ettiği ve büyük merkez bankalarının enflasyon yaratmak için parasal genişlemeye devam ederken ki makroekonomik dinamikler dikkate alındığı zaman da dolayısıyla pozitif yönlü fiyatlamanın ileriye dönük olarak devam etmesi de risk unsurları önemli. Tabii petrol fiyatları başta İngiltere Borsa Endeksi ve Rusya'nın para birimi ve aynı şekilde Borsa Endeksi de pozitif yönde etkiliyor. Tabii bu noktadan sonra petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlenme ileriye dönük enflasyon beklentilerini kuvvetlendireceğinden dolayı Fed'in faiz arttırım sürecine ilave olarak pozitif bir katalist olarak devreye girmesi beklenebilir. Tabii bu noktada teknik seviyelere değindiğimiz zaman da ise ham petrol için 48.40 seviyesi önemli olabilir. Bu seviyenin üzerinde 49.40 ve bu seviyenin aşağısında 46.50 seviyelerine doğru geri çekilmeler beklenebilir. Brent petrol fiyatında ise 49.65 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 52.80 seviyesi veyahut da 49.85 seviyesi altında 46.90 seviyeleri takip edelim. Tabii bu noktada yatırımcılarımız haber akışına bağlı olarak oynaklığın çok fazla olduğunu dikkate almalarını tavsiye ederiz. Avrupa tarafına baktığımız zaman da İngiltere tarafında stres testi sonuçları açıklandı. Carney bildiğimiz söylemleri tekrar ediyor. Brexit'e ilişkin tek belirli olan unsur belirsizliğin devam etmesi. Ki May'in 50. maddeyi Mart ayının sonunda devreye alsa bile 15 aylık bir süreçte çıkışın ne kadar sıkıntılı veya da sıkıntısız olacağını takip edeceğiz. Yurt içi tarafa baktığımız zaman da Borsa İstanbul Endeksinde yurt dışı endekslerinden ziyade biraz negatif ayrışmamız var. Burada petrol fiyatı bir unsur olabilir. Orada da 74.500 seviyesi altında kaldığımız sürece aşağı yönlü baskılama ihtimali devam edebilir. Dolar Türk lirasında 3.43.50 bariyer seviyesi önemli. Euro dolar paritesine baktığımız zaman da haftanın genelinde bir bant hareketi var. Kuvvetle muhtemel tarım dışı istihdam verisi bekleniyor. 1.0540 ile 1.0660 seviyesi ve son olarak da değerli metal altına baktığımız zaman da genel beklentimiz 1210 ile 1203 seviyesi altında kaldığı sürece aşağı yönlü baskılama ihtimali bir miktar daha fazla olabilir diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Tuğberk Çiçilci'yi uğurladık ve şimdi Cüneyt Başaran da yerini aldı. Bir merhaba diyelim Cüneyt Başaran.